En evet. ideal iftar ne? nasıl başlıyoruz? Suyla veya tamam. tuzla. Efendimiz tuzla da iftarını açarmış. Öyle Evet evet. Efendimiz de çok yavaş yaymış, çok yavaş çiğnermiş. Bu noktada ağızda o mekanik sindirim yapmış oluyoruz. Biliyoruz. Daha hastalanır oldum. Yani sürekli hastaneden çıkmıyorum. Ben niye böyle oldum dedikleri an aslında mizacı kayıyor insanlar. Mizacımızın tam tersi besleneceğiz. Sıcak kuruysa mizacımız. Herkese su için, su için deriz. Ama balgam mizaçlı olan insanlar da su ödem yapar. Nedire dikkat etmeleri gerekiyor? Özellikle sıcak nemli oldukları için hiçbir baharat yemeyecek bu insan. Tabii ki yiyecek ama ne yapacak? Baharatlı bir şey yedi, arkasından ayran içecek. Mizacımıza göre beslenmeye artık hayat tarzımız haline getireceğiz. İyileşmeleri görüyorsunuz. Hani sedef dökülür ya evet ciltleri dökülür bu kişilerin. Bu noktada işte o beslenmeyi dengeyi soktukları zaman bu tarz mesela kansere en yatkın mizac mizaç soğuk mizacıdır. Soğuk mizaclı olduğumuz için biraz daha sıcak yemek lazım. Sizin vücudunuz otomatikman hem şifahaneye dönüşüyor hem de yağ yakma mekanizmalarınız müthiş çalışıyor. Efendim merhabalar. Ferda Yıldırım YouTube kanalındasınız. İlk defa konuk ediyoruz kendisini. Garanti ediyorum çok seveceksiniz. Çok da önemli anlatacakları var. Sağlıklı beslenmeye dair diyetisyen Feride Şimşek Benli ilk defa bizimle. Evet. Feride Hanımcığım hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Hoş Ankara'dan buldum. geliyorsunuz. Evet, Ayaklarınıza sağlık diyoruz. Çok sağ olun. Davetiniz için de ayrıca. Biz teşekkür ederiz. Daha önce bu kanalda hiç dinlemediniz. O zaman ben de dedim ki Feride Hanım bir anlatsın. Mizaca evet. göre beslenme. Hem de en detaylarına Hı -hı. inerek anlatacağız. Ben şöyle derdim hep bu da ki bilinen bir sözdür cümledir. Ne yiyorsan osun sen. Kesinlikle. İşte tam da bugün bunu anlatacak bize Hı -hı. Feride Şimşek benli. Evet. Ama önce e, biraz üzüldüğüm durumlar var Feride Hanımcığım. Onlardan azıcık bahsederek Tabii. konuya giriş yapmak isterim. Biz yayından önce de kendisiyle konuştuk. Avrupa'da de birinci sıraya yerleştik. Avrupa'nın nüfusu çok çok küçük kimi ülkelerine göre de üreme hızımız, nüfus hızımız düşmüş. Hı hı. Ben şimdi bunlara baktığımızda ben yaptığım yayınlardan ötürü bunu çok rahatlıkla söylüyorum ama bir uzmanına da sormak isterim. Bana göre kötü beslenme bunların başlıca sebebi. Evet. Tabii siz ne dersiniz? Kesinlikle öyle. Hatta şu daha üzücü bir şey. Ee, bir tarafta savaşlar var, açlıktan ölen çocuklar var, açlıkla hakikaten mücadele eden insanlar da var. Ama bir tarafta obezitede hakikaten birinci sıraya oturmuşuz. Bu daha çok üzüyor insanları. Evet. Aslında biz Müslüman ülke olarak Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sünnetleri doğrultusunda beslendiğimiz aslında böyle bir şey olmayacağını Olmayacak. göze görüyoruz. Yani biliyoruz da şu anda beslenme modeli de bunun üzerine oluşmuş durumda. Yayın öncesinde de bahsetmiştik ya hani şu zeytin çekirdeğini evet, e, iki parmağın evet. üzerine çıkarma artık hakikaten modern bir yaşamda da e, adap noktasında da önemli. Zeytin, e, zeytin çekirdeğini çatalın üzerine değil de iki parmağın üzerine. Demek ki aslında biz şöyle geriye dönüp baktığımızda peygamber efendimizin beslenmesini, ...hayat tarzı haline getirdiğimizde... ...aslında birçok şey yola girecek. Düzeltmiş olacağız. Evet. Ee, biz daha önce bununla ilgili bir video yayınlamıştık... ...bilmeyenler için söyleyeyim... ...onun sohbetini yaptık öncesinde Feride Hanım'la. Peygamber Efendimiz... E, ...iki parmağın üzerine çıkarırmış... ...zeytin çekirdeğini, hurma çekirdeğini... ...ve görgü kurallarında da... ...bu kural kullanılıyor biliyor musunuz? Bugünün en önemli başlıklarından biri de... ...Peygamberimiz beslenirken... ...nelere dikkat ediyordu? Bunları da bize anlatacak... Evet. Feride Şimşek benli. Evet. Ama önce şu mizac meselesini lütfen bana bir anlatın. Çok merak ediyorum. Çok değil mi? merak ediyorum. <laughs> evet. Mizaca göre beslenme nedir? Hani dedim ya ne yiyorsak oyuz biz. <laughs> bir kere mizac nedir? <laughs> Ondan bir başlayalım. Ondan başlayalım. Evet. Kökeni aslında Aristo felsefesine dayanıyor. <laughs> Ardından e, büyük İslam alimi olan e, i̇bn Sina biliyoruz ki. E, günümüze kadar taşıyor hakikaten ve bu noktada e, o dönem içerisinde birçok hastalıkların tedavisinde aslında mizaca göre e, buluyor. Beslenmesiyle birlikte de tedavi ediyor. E, yani i̇bn Sina döneminden bu yana taşınmış bir bilim dalı aslında Hı -hı. diyoruz. Böyle Hı -hı. içine girdiğiniz zaman çıkamayacağınız, öğrendiğiniz şeylerle müthiş bir tatminlik yaratan. Ben sadece beslenme noktasıyla ilgileniyorum, diyetisyen olduğunuz için ama o kadar güzel şeyler var ki bütün kainat tüm eşrefi mahlukat dört element üzerine yaratılmış diyoruz. Nedir bunlar? Hava, toprak, su, su, toprak ateş. ve ateş elementi, değil mi? Ee, şöyle baktığımız zaman Ferdi Hanım sadece insanların mizacı değil. Her şeyin mizacı var. Şehirlerin mizacı, coğrafyaların mizacı, mevsimlerin mizacı. Tahtanın mizacı, yünün mizacı, olan her gıdaların şey mi? her şey. Yani tüm kainat derken aslında bundan bahsediyoruz. Yani bu dört element üzerine evet. dönüyor. Evet, bu dört element üzerine dönüyor mizac. Sanırım. Harika. Ve e, kimi insan hava mizacındadır, kimi insan e, sıcak mizacıdır Yani ateş miz, ateş mizacındadır. Kimi insan ise su mizacındadır. Mizacını bilirse ve ona göre beslenirse... Vücutta hastalık falan olmuyor gibi bir çıkarım yapabilir evet, miyiz? şimdi onu Bu geleceğiz. kadar iddialı mıyız? Bu kadar iddialı hakikaten. Bu kadar iddialı. Şimdi bu dört elementin insan vücuduna yansıması var. Biz evet. buna hılt diyoruz. Yani karışım. Aslında mizacın kelime anlamı şöyle bakacak olursak nedir? Yani huyu, karakter, özellik evet. değil mi? Kelime evet. anlamı bu. Yani hiç tanımadığımız veya böyle bir kere iki kere bile karşılaştığımız insanlara ya mizacı biraz sert gibi. Evet. Veya mizacı biraz ılık yani böyle yumuşak mizaçlı diyebiliyoruz değil mi? Ee, evet bu çok doğru. Hakikaten insan böyle mizacını hemen belli eder. O girişkenliği, enerjisi gibi birçok unsur aslında belli ediyor. Ama terimsel anlamda mizaç aslında karışım demek. Ne demek istiyorum? İşte bu ateş, hava, su ve toprağın insan vücuduna yansıması hıt dediğimiz karışımlar meydana geliyor. Hepsi var aslında hepsi bizde. Var. E, hepsi var. Evet, ne demek istiyorum? Dem dediğim kan safra evet kara safra dediğim solda ve balgami mizaçlar İşte bunların hepsi aslında, aslında hepimizde var. İşte bizde kan var değil mi? Balgam evet. var mesela evet. işte safra var. Evet. Ama bazı insanlarda bazı özellikler daha ağır basıyor. İşte bu noktada mizaçlar doğuyor. Hmm. Başlıyorum. Ya bunlardan biri evet bende fazlaysa evet o mizaca göre şekillenmeye şekillen başlıyor. Aynen, evet. ve ona göre de beslenmem evet. gerekiyor. Evet. Rahman Suresi 14. ayet eğer yanılmıyorsam böyle not almışım. Allah insanı pişmiş çamur, ateş ve hava parantez içerisinde toprak ve su gibi bir balçıktan yarattı. Evet, i̇şte evet. sizin anlattığınız. Aynen öyle. Aynen öyle. Allah bizim ham maddemizi söylüyor. Evet. Aynen öyle. Ve sadece insan değil bu. Yani Her o da şey. zaten e, böyle hayretler içerisinde kalıyorsun ve şükür sebebiyeti. Ya yani inanılmaz bir şey. Yani Rabbim gerçekten o kadar her şeyi vermiş ki. Ve bu noktada böyle hani hani inanmayanlara saygımız var ama nasıl inanmıyorsun diye de hayretler içerisinde kalıyorsun. Ee, müthiş bir şey yani. Peki başlayın o zaman anlatım anlatın bize. Evet. Demevi mizac, kan mizacı, kan. Nedir kan? Sıcak, nemli, sıcaktır. Yani keyfiyet sıcak mı nemlidir. Bu insanlar e, orta uzun boylu insanlardır. Biraz kilo sıkıntıları olabilir öden problemleri olabilir çünkü nem olduğu için nem ağırdır nisbi ağırdır yani bu tarz insanlar hemen kilo olabilir zor kilo verebilir vücut yapıları iridir göğüs kafesleri geniştir sinirlendiği zaman ya beyaz olur ya da böyle yanakları alal olur. Dil yüzeyler mesela biz mizajda dilimize bile bakıyoruz. dil evet, çok şey anlatır. içine dahi bakıyoruz tabii aynen. Dillerine baktığımız zaman kırmızıya çalar. Yani tam olarak kanı düşündüğümüzü düşünelim ya da. <laughs> e, hani bu kan sıcaktır ya sıcak bir elementtir kan. İşte bu <laughs> noktada tam olarak demevi mizajlı insanlar da sıcak kanlıdır. Peki demevi Mizaç e, noktasında nelere dikkat etmeleri gerekiyor? E, özellikle sıcak nemli oldukları için Sıcak nemli beslenirlerse bu insanlar e, mizaçları daha da sıcak hale gelir. Bu işte hastalık yapıcı etmenleri evet. ortaya çıkartır. E, yani ortada bir tez var. Hı -hı. Antitezini mi yüklemek Hı -hı. gerekiyor? Evet. Sıcak ve nemli ise karşıtı bir şeyle evet. beslenmesi karşıtı gerekiyor? Karşıtı bir şeyle beslenmesi gerekiyor. Aynen mesela, öyle. Sıcak ve nemli ise ne yemeli ne evet. içmeli? Evet. Şimdi sıcak nemli ne var şöyle düşündüğümüzde? Mesela baharatlar çok sıcaktır. Şimdi bu insan baharatlı çok baharatlı yerse eğer... Sıcaklığı daha da artar, harareti artar vücutta. Bu istediğimiz bir şey değil. Sıcak insanlarda, sıcak mizahlı insanlarda istediğimiz bir şey değil. Bu noktada ne yapacak peki? Hiç mi baharat yemeyecek bu insan? Tabii ki yiyecek ama ne yapacak? Baharatlı bir şey yedi, arkasından ayran içecek. Ha, dengeleyecek. Evet, dengeleyecek, dengeleme. Yani bu mizaca göre beslenmek, kesin ve kesin, onu yeme, bunu yeme gibi değil de... O dengeyi evet. kurduğunda evet. bunu öğrendiğinde evet. öğrenebilir miyiz hepimiz bunu? Kesinlikle çok, çok güzel net. öğrenirsiniz. Çok güzel uygularsınız. Ee, sadece şunu söylemeliyim. Eğer herhangi bir hastalık yoksa sağlıklı bir bireyseniz bu şekilde dengeleme yoluyla gidebilirsiniz. Fakat artık hastalıklar baş göstermeye başladıysa orada işte bir sıkıntı var. Demek ki bir şeyler yapmak gerekiyor. Bu noktada ne yapacağız? Mizacımıza göre beslenmeye artık hayat tarzımız haline getireceğiz. En az 40 gün diyoruz ama uzatabiliriz tabii ki. İyileşmeleri görüyorsunuz yani hakikaten hı. müthiş böyle bir bize tahliller noktasında bile avantaj sağlıyor. Biraz örneklendirelim mesela sıcak ve nemli ise mizacınız ne dediniz baharat evet. kektiyseniz evet. mutlaka yanında ayran olsun. Ayran olsun salatalık olsun mesela salatalık sıcak besinleri ağzımıza aldığımız zaman yakar. Mesela acı biber, baharatlar değil mi? Evet. Böyle ağzımızı aldığımız zaman yakar. Nane bile yakar mesela. işte kekik mesela yakıcıdır. Pul biber zaten yakıcıdır. Öyle değil mi? Evet. Ee, mesela tatlı. Tatlı da aslında sıcaktır. Niye? Tatlıyı çok fazla yediğimizde veya böyle yoğun bir tatlı yediğimizde yakıcı etkisi yok mudur? Susarız, evet, evet. su isteriz. Sulup gelsin içelim. Şöyle bir içimiz serinlesin değil mi? İşte bu noktada bunlara dikkat etmeleri lazım. Demevi mizahdaki bir insanlar biraz daha soğuk beslenirlerse soğuk zaten bir de seviyorlar. Kastınız, Yoğurt gibi, ha. evet salatalık mesela, ıspanak gibi, kabak gibi. Hani bunlar aslında şöyle düşünürsek hiçbir şey bilmiyoruz. Hiçbir şey bilmediğimizi varsayalım. Sadece üzerinde şöyle bir düşünelim. Ağzımıza aldığımız zaman bizi bir ferahlatan, ondan sonra sıcak bile tüketsek ferahlatan besinler aslında bunlar. Biri demevi... Ha güzel. De, biri demevi mizacında olup olmadığını hangi huyu özelliklerinden anlayabilir? Şimdi biri dese ki acaba ben demevi miyim? Hı -hı. Nasıl anlayacak Hı -hı. bunu? Evet şöyle anlayacak. Demevi mizaçtaki insanlar güvenilir insanlardır. Hı -hı. Hatta şuradan şöyle bir parantez açayım. Efendimizin mizacının demevi olduğu söyleniyor. Öyle mi? Aynen. Peygamber Aynen. Efendimizin evet. demevi mizacı, mizacı olduğu söyleniyor. Ee, Efendimiz e, güvenilir bir insandı, emin bir insandı zaten. E, bu noktada e, ahlaki noktada diğer mizaçlara göre en üstün mizaçlıdır demevi mizaç. Çok iyi huyludur, yumuşak huyludur, merhamet sahibidir demevi mizaç. Bu noktada aslında a evet yani e, hemen kendisini aslında bilir kişi. E, az önce söylediğim özellikler de fiziki görüntüde <laughs> İşte hani yanakların alal olması, ten renklerinin beyaz olması, biraz kırmızıya çalması, çenelerinin ve burunlarının hafif büyük olması Orta ve uzun boylu olmaları veya uzun boylu olmaları mesela bunlar böyle ayırt edici özellikler. Bunlar sizde varsa hem evet. boy hem de fiziksel özellikler siz demelisiniz ve az önce söylediklerine göre çok beslenmeniz gerekiyor. Evet, Olsun. Çok iyimserlerdir, çok yardımseverlerdir, çok merhamet sahipleridir, sahipli insanlardır bunlar daha doğrusu. Ee, yani böyle deme bir bahsederken hep böyle yüzüm güler hakikaten <laughs> evet. kişi geldiği zaman da çok enerjiktirler. Yani o enerjiyi hemen geçirirler. Enerji noktasında hiç sıkıntıları yoktur. Girdiği ortamda sevilirler deme bir Asla sandım. yememeleri gereken bir şey var mı? Sıcak besinlerden bahsediyorduk. Sıcak besinler neydi? İşte çok tatlı besinleri tüketmeyecekler. Çok acı besinleri tüketmeyecekler. Tüketeceklerse de bunu dengeleyecekler, dengeleyecekler soğuklar. Bir evet. ferahlatıcıyla. Balık mesela yiyebilirler. Balık nedir? Soğuk besinler. Hmm. Balık çok Soğuk mizajlı bir, tabii, bir tabii, soğuk, besin, soğuk mizajlı bir besindir. Tabii tabii soğuk besin, soğuk bir Kuzey sıcak e, <laughs> mizaçlı bir Daha az besinler besin, veya yağsız tüketsinler. Yani yağsız kısımdan tüketsinler gibi birçok önerimiz oluyor. Diğer mizaç ne? Evet. Safreviye geçelim. Dört tane mizaç var. Dört mi? tane mizaç tamam. var. Safremi mizaç ben safremi mizacım mesela. <gülüyor> <gülüyor> sıcak ve kurudur keyfiyeti. E, çabuk sinirlenirler ama hemen sönerler. <laughs> Enerjiktirler, hızlı e, konuşmayı severler, heyecanlıdırlar. Yani ben çok fazla mesela yayın yapıyorum ama hala <laughs> ilk günkü gibi böyle bir heyecanlanırım. Evet. çıktığım zaman böyle inanılmaz bir heyecanım vardır. Yorulmak bilmezler. E, benizleri sarıdır göz içlerinde eğer safra arttıysa tabii ki hani beslenme kaydıysa mizaç kaydıysa gözlerin içi sararır. Safra ile alakalı sıkıntı yaşarlar. Safra taşı olabilir, safra kumu olabilir. Safradan kaynaklı ağrılar yaşayabilirler. Mide yanması yaşayabilirler. Karaciğerle ilgili sıkıntıları olabilir safra bir insanlar. Genel itibariyle safra nedir? Hani safraya e, söylediğim zaman e, çağrıştıran şey nedir ateştir değil mi ateş yakıcıdır safra işte buradan geliyor İşte e, kuruduğu mesaj hakikaten öyle inanılmaz cildim kurur <laughs> yani cildim e, böyle nemlendiren nemlendiriciyi bulmak benim için hakikaten güç egzamaya dönebilir ciltleri Sedefe dönebilir, kuruluktan kaynaklıdır. Hani sedef dökülür ya, evet ciltleri dökülür bu kişilerin. E, bu noktada işte o beslenmeye dengeyi soktukları zaman bu tarz e, sıkıntıları kalmayacaktır. Ne yesinler, ne içsinler o evet. zaman. Safra ve mizaç da sıcak kuru olduğu için daha soğuk beslenmelere gerekiyor. E, mesela e, inek eti soğuktur. Evet, inek eti beslenebilir. Mesela kuzu eti biraz sıcaktır. sıcaktır daha az beslensin. Yemeğin demiyorum, daha az beslensinler. Soğuk besinler tercih edecekleri için mesela e, bu kişiler yaz mevsimini pek sevmezler. Aa. Evet, kış mevsimini severler. Allah Aynen Allah. Aynen öyle. Ya da ılık sonbahar mesela sonbahar benim en sevdiğim mevsimdir. Çok severim. E, demevi mizaclı da mesela yaz mevsimini pek sevmezler çünkü sıcaktır onların kanları da. Ondan sonra daha çok böyle e, onlar da sonbaharı severler veya kış e, kışı severler. Ama Daha soğuk. Ya, yani, tabii Saçlara bak ya. Evet. Bunu <laughs> çok çok anlıyoruz. Yani e, danışan geldiği zaman işte nerede oturuyorsun, hangi bölgedesin, işte mevsimi e, hangi mevsimi seviyorsun ve bunları tekrar tekrar soruyorum. soruyorsunuz tek tek. Hepsini soruyorum. Ve mizacı ortaya mizacı çıkıyor. Mizacı ortaya çıkıyor. Neleri yesinler, Hı -hı. nelerden uzak Hı -hı. dursunlar, nelerle dengelesinler. Çünkü ben evet bu mizaç bana yakın diyorsa izleyicimiz evet. formülü de sunmalıyız. Evet. Safra mizaclı tekler sıcak kuru keyfiyeti. Hı hı. Sıcak kuru olduğu için eğer sıcak beslenirlerse vücutları daha da böyle sıcak olur ve bu noktada hastalıkları meydana gelir. Mizac kaymasına aslında şuna değinmek istiyorum. Ee, i̇nsanlar şunu hep söyler. Ee, i̇llaki söyleyen insanlar vardır daha doğrusu. Ben eski oranla daha yorgun hissediyorum, daha bitkin hissediyorum. Ben her şey unutur oldum şu sıra. Hepimiz onu söylüyoruz. Evet, daha hastalanır oldum. Yani sürekli hastaneden çıkmıyorum. Ben niye böyle oldum dedikleri an aslında mizacı kayıyor insanların. Yani yanlış besleniyor anlamına geliyor. Aynen bu. öyle yanlış besleniyorlar. Mizacı aykırı yani sıcak mizaçlıysa daha sıcak beslenme noktasında aslında mizacımı o noktada ısıtıyorum. Daha fazla ısıtıyorum. Daha fazla egzama nedeni. Daha fazla mide noktasında asit artıyor ve mide hastalıkları Artma noktasında bize sıkıntı yaşatabilir. Bu noktada ne yapacaklar? Mizacımızın tam tersi besleneceğiz. Sıcak kuruysa mizacımız yani saframi mizaçtaysa eğer baharatları az tüketecekler. Zencefil, zerdeçal mesela inanılmaz ısıtır. Hatta biz diyoruz ki metabolizma hızlandırır. Yapın. Çaylarını yapın. İşte e, yemeklerinize koyun. Genel beslenme öneridir, önerileridir bunlar. Bunları yapıyoruz. Niye böyle üretildi? Böyle biliyoruz. Hı hı. Genel tabiatlarına baktığımız zaman da hakikaten öyledir. Ama mizaca göre beslenme noktasına girdiğimiz zaman ayrıştırır. Hı. Su çok önemlidir. Herkese su için, su için deriz. Ama balgam mizacı olan insanlar da su ödem yapar. <gülüyor> Buyurun. <gülüyor> Buyurun bakalım. <gülüyor> Buyurun. <gülüyor> su içsem yarıyor diyenler o doğru. zaman evet. e, söylediğiniz mizacı evet, da. Aynen öyle. Aynen öyle. Mizacı öğrenmeden önce... Ya olur mu canım işte e, o kendisi onu şartlıyor işte koşullama yapıyor su içsem işte yarıyor gibi e, derdim. <laughs> yani böyle bir şey olmaz imkansız çünkü su sıfır kalori derdim ama mizacı öğrendikten sonra bunu demiyorum artık. Sıradaki mizac o mu? Su içse yiyenler Balgamı'ya mı gelelim? Tamam evet. Balgamı'ya gelelim. <laughs> Balgamiye mizac sudur elementi su. Keyfiyeti suyun nedir şöyle bakacak olursak nemlidir ve soğuktur değil mi? Nemli ve soğuk. Nem ağır basar. Yani bu insanların çoğu kiloludur. Çok kiloludur. Ve kilodan şikayet ederler. Bu insanlar iri yapılıdır yine. Ee, beyaz tenlidir. Su. Suyu düşünelim şöyle. Bu insanlar e, çok susamaz. Az su içer. Su için, su için, su için deriz biz onlara. Ama su içmek istemiyorum. Midem bulandırıyor der. Bu noktada su evet vücudumuza yararlı. Yani bizim vücudumuz 160 suyla kaplı değil mi biliyoruz? Evet. Ama mizacı kayan bir insana su yüklediğimiz zaman da işte o ödemle kilo problemi ortaya çıkıyor. Demek ki ben bu insanı biraz daha orta mizacı, yani itidale getirmem gerekiyor ki su ona kilo yapmasın. Ya şimdi bir aydınlanma yaşıyorum yine her programda olduğu gibi Feride Hanımcığım. Mesela ben yapım suyu çok sever, çok da tükettiğim bir şeydir. Ee, bakıyorum kız kardeşimi, yani. Bir iki yudumla günü kapatabiliyor evet. ve derim ki ya bir insan nasıl su içmeden yaşıyor derim. İşte mizaçmış evet, bu ya nemliliği fazladır. Vücudunda nemlilik fazla olduğu zaman suya çok ihtiyaç duymaz. Niye duysun ki? Balgami mizaç ne demiştik? Su elementi. Ee, su elementi olduğu için vücuttaki nemlilik oranı çok yüksektir. Bu noktada nemlilik veren yiyeceklerden uzak durmaları gerekiyor. Soğuk yiyeceklerden uzak durmaları gerekiyor. Niye? Zaten mizaçları soğuktur. Soğuk. Suyu nasıl içecekler bu insanlar? Kesin. Yani suyu seven balgamlı mizaçlarda olabilir. Çünkü kesin olamaz diyemeyiz. Diye Biraz ıslatsınlar sularını, sıcak su içsinler. O zaman mizac, suyun da mizacı değişiyor. Evet. Yani biz yemeğin mizacını değiştirebiliyoruz kısacası. Yani normal mesela ıspanak yemeği nedir? Ee, soğuk mizaçlıdır evet. veya kabak yemeği soğuk mizaçlıdır. Biz o yemeğin içerisine soğan doğrayarak o yemeğin mizacını biraz daha sıcağa doğru çalabiliyoruz. Veya o yemeğe baharat katarak o yemeğin mizacını sıcaklaştırabiliyoruz. Ya bu yediklerimiz, içtiklerimiz ne kadar önemli. Çok ya. çok önemli. Sıcak yemeği veya az önce sudan bahsettim ya. Mesela suyu ıı, ılık hale getirdiğimiz hı hı. zaman biraz daha mizacı sıcağa doğru kayar. Evet, biz yemeği pişirdiğimizde de onun mizacı biraz daha sıcağa doğru kayar ama gene itibariyle Soğuk bir yemeği, yani soğuk mizahlı bir yemeği, kabak gibi mesela hı hı. işte ıspanak gibi ee, baharatladığımız zaman soğan sarımsak kattığımız zaman bunu çok güzel böyle sıcak hale getiriyoruz He, zaten. Anladım evet. anladım. Onların da bunlara dikkat etmesi evet. gerekiyor. Bunlara dikkat etmesi gerekiyor. Acaba ben miyim bilmiyorum. Evet. <laughs> Benim mizacım ne? Soğudan. Bakayım yanlışları nerede yapıyorum. Soğudan mizac. Soğudan mizac topraktır element. Toprak nedir? gizlemek, saklamak saklayıcıdır değil mi? Hapseder toprak. Yani vefat edince gömülüyoruz mesela evet, değil mi? Evet. Çok iyi sır tutar. Hmm. Toprak elementi yani soldan mizaçlar çok iyi sır tutar. Ee, siz ona bir şey söyleyin. Asla ondan çıkmaz. Mezara kadar gider yani. Toprak doğrudan oradan geliyor zaten hakikaten. Onun dışında böyle e, çok kilolu olmazlar. Evet. Yani e, belli dönem kilo alabilirler. Kilo almalarının sebebi de biraz mizaçlarının kaymasından kaynaklıdır. Genelde kilo problemlerinin altında herkes mizacının tersi evet. istikamette beslendiği için mi acaba oluyor? Hayır. 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 Mesela siz toprak elementisiniz. Evet. Toprak elementi şöyle düşünüyoruz ne? Soğuk kuru. Bak soğuk kuru. Toprak soğuktur değil mi? Evet. Şöyle elimize toprağı koyduğumuz zaman veya ayaklarımızı toprağa değdiğimiz zaman o soğukluğu hissetmez miyiz? Evet. Soğuktur ve kurudur. Şimdi siz daha çok soğuk beslenirseniz sizin mizacınız soğuk olmaya başlar. Yani iyice soğur Bu iyi bir şey değil. Bu hastalıkları meydana getirir. Bu noktada işte kilo almalar e, mesela kansere en yatkın mizac soldağ mizacıdır. İşte bu noktada bunlara dikkat etmesi lazım. İşte mesela kanser hastalarının mizacı da vardır. Soldağ mizacıdır. Yani hastalıkların bile mizacı var. Akciğer mesela nefestir, nemdir değil mi? Balgami ve demevi mizaclılar daha çok akciğer hastası olur. Beyin mesela, alzheimer nem artıyor beyinde evet. değil mi? Baktığımızda balgami mizaclılar da alzheimer riski daha yüksektir gibi. Safra safravi mizaclılar safra kesesiyle alakalı işte sıkıntılar olabilir demiştim ya mide, yani asidin arttığı ortamlarda mesela safravi insanların mizacı aslında çıkıyor. Orada daha fazla o hastalıklara yakalanabilirler. Evet. Mesela Soldağlı e, mizanlıtak insanlar e, diyabet kolay kolay olmazlar. Ha. Evet. Niye? Çünkü e, nem yok onlarda. Yani e, soğuk ve kuru. Soğuk ve kuru. Aynen. Soğuk ve kuru olduğu için onlarda nem yok. Onlarda zaten kilo problemi çok olmaz. Ya da ki, kilo problemi oldu diyelim. Ufacık bir dikkat etseler hemen verirler o kilo. Kişisel, e, fiziksel daha doğrusu özelliklerinden nasıl tanırlar? Çok uzun ben boylu değiller diye soruyorsunuz. Evet, çok uzun boylu değillerdir. Böyle ufak tefek insan. <laughs> sizi görünce şaşırdım hatta diyorum. Evet. Öğrendim. evet, Ferda Hanım hakikaten böyle uzun boylu zannediyordum ben sizi ama değil misiniz Yani. <gülüyor> <gülüyor> ufak tefek insanlardır. Ee, toprak elementi olduğu için dediğim gibi böyle sır tutar, o sırları toprağa kadar gider. Onun dışında e, biraz e, Buğday tenlidirler. yani Hı. daha böyle biraz koyuya kaçar. Tez canlıdır. Yani tez canlıdırlar. Biraz sinirlenebilirler bazı durumlarda. <laughs> Kin tutma özellikleri biraz vardır. En iyi neyi yemek iyi gelir bize? Soğuk mizaşı olduğumuz için biraz daha sıcak yemek lazım size. Ya ne demek istiyorum? Biraz daha böyle baharatlı beslenmeniz lazım. Hı -hı. Ondan mı seviyorum acaba baharat? Evet çok olabilir. severim ben. Evet tüketmeyi acı falan Hı. bayılırım. Bir de şuna da değinmek istiyorum. Yani evet mizaçlara göre beslenmeyi biz bu şekilde sıralıyoruz ama coğrafyalara göre mizaç da var ve bizim mizacımız coğrafyaya göre de şekilleniyor. Mesela İstanbul'un mizacı muhteşem bir mizaç, İhtilalde bir mizac. Nemli olması sebebiyle seviyorum. mi? Yani hem nemlidir hem kurudur. Yani e, o dört elementin unsurların e, unsurlarını taşır İstanbul'un mizacı. Şekli. o yüzden de hani Hakikaten İstanbul'a giden gelen bir daha gitmek istemez veya çok sever ya. İkliminden bir an. Evet. Yani. Şimdi hatta şöyle derdi benim hocam, mizacı hocam, İstanbul'da yaşayan ve sağlığına dikkat eden, beslenmesine dikkat eden insan uzun ömürlüdür. Duydunuz evet. İstanbullular. <laughs> evet. Niye İstanbul'un mizacı hakikaten bu noktada bizi destekliyor? Yok. Ankara Zaten. nasıl? Soğuk kuru. <laughs> Ankara'nın ayazı meşhur ya. İzmir. <laughs> İzmir daha sıcak mesela sıcak nemli deniz var çünkü hmm. sıcak ve nemli İzmir'in mizacı. O noktada ne yapacaklar mesela ee, sıcaktır onların kanı da yani mizacı da sıcağa dönmüştür yani ve İzmir'dekiler ne yaparlar daha soğuk beslenmeyi tercih ederler. Evet. Yani böyle bir Bezeler, mezeler, mezeler evet şeyler sebzeler, Park otlar. Zaten. Aa, otlar, çok otlar ya yani onlar hakikaten mizacı genel itibariyle soğuk mizaçtır ve bu noktada da. Şekillenmiştir zaten ve kişi hakikaten e, şöyle düşündün basit düşünelim yani öyle çok ayrıntıya da girmek yok e, böyle sorguladığın zaman hakikaten ortaya çıkıyor ya yani İzmir'deki bir insanın işte e, soğuk besinlerle beslenme isteğinin olması yani işte çok fazla soğuğu sevmez, sevmemesi, sevmemesi daha böyle ilkbahar insanı olması gibi bunlar... Böyle çok tatlı. <laughs> Mizaçlı, çok içli dışlısınız. Sağlıklı beslenme ile ilgili lütfen Instagram hesabını takip edin. İnanılmaz güzel bilgiler veriyor her gün. E ile bir kişinin muhakeme yeteneğini engelleyebilirsiniz. Doğru mu? Tabii ki. Yani bütünüyle yanlış bir beslenme programıyla mizacıyla dengesiyle oynayabilirsiniz. 17. Tıpkı bize son 20 30 40 50 artık ne kadar arttırabilirseniz arttırın daha bugün konuştuk o vita yağlarla e, dağıtılan marşal yardımıyla süt tozlarıyla başladılar. Bugün başladı söylediğimiz gibi ne hale geldik? Üreyemiyoruz. Evet, evet, e, evet. nüfus hızımız düştü. Avrupa'da obezite birincisiyiz. Buyurun. Evet. Niye? Mizaç kayması. Mizaç kayması. Veya insanlar çok kötü besleniyor hakikaten. Yani mizaç bize aslında der ki sağlıklı beslenin. Evet. Sağlıklı beslenin. Yani bu noktada mizaç e, dengelemesi çok kolay. Az önce bahsettim mi? Ya, yani baharatlı bir şey yiyorsan ve sen sıcak mizahçıysan ardından yiyeceğin bir salatalık onu dengeler. Denge. Yani Doğru. bu noktada biraz daha böyle sağlıklı beslenme bizim hayatımızda olması gerekiyor. Sadece hastalıklara yol açmıyor. Ee, evet. Şeyi de değiştiriyor tabii. anladığım kadarıyla. Huyumuzu husumuzu. Tabii tabii. tabii. E, çok sinirliysek durduk yerde sinirleniyorsa biri aslında evet. orada bir beslenme yanlışı yapıyor. Hı -hı. Hı -hı. Doğru anlıyorum. Hı -hı. Mutluysa ne oluyordur? Doğru mu beslenmiştir? Evet. <laughs> <laughs> evet. Yani e, mizac da itidar dediğimiz hani. O güzel noktaya geldiği zaman insan zaten herhangi bir sıkıntısı olmaz. İnsan depresyonda olmaz, insan mutsuz olmaz, insan enerjisiz olmaz. Yani zaten bizim amacımız o iltidar noktasına getirmek işi. <laughs> ee, orada problem kalmıyor. Ne hayata sorgusu kalıyor, ne gelecek kaygısı kalıyor. Aslında tam bir tevekkül hali. İstediğimiz şey. Teslimiyet. Peki <laughs> ne yiyor, ne içiyordu peygamberimiz? Bildiklerimizin de ötesinde. Evet. Mesela Peygamber Efendimizin en sevdiği şey neydi? Hurma. Hurma. Evet. Hurma. Hurma mizacı baktığın zaman e, biraz sıcak, biraz kuru. E, demevi mizaçta nemli bir mizaçta. Aslında o noktada Efendimiz doğru da yapıyor. Evet. Ama çok da yemezdi zaten Efendimiz. Yani şöyle bir şey değinelim. Yani e, sen işte e, mizacı şu, demevi mizaç işte... E, e, bolca yiyebilir miyim? Hayır. Yani efendimiz sofradan hiç tok kalkar mıydı? Evet böyle bu söylenir. Aynen öyle. Doymadan kalktı evet. söylenir ve az evet. yemeği de tavsiye Tabii. eder. Peygamberimiz. İki öğün beslenir. Hani şuradan başlayalım o zaman. İki öğün beslenme yani şu an bizim e, danışanlara önerdiğimiz hatta bizi takip eden herkese önerdiğimiz şey iki öğün beslenme. Mi? Hatta ben her zaman şunu söylüyorum bu benim mottomdur. E, hatta patentini bile almışlığım vardır. Açlığınızı sevin açlığınızı sevin. Ne demek istiyorum? Artık yani yemek sizin için e, birinci plandan bir, yani üçüncü, dördüncü, beşinci plana kalsın. Yani yemek düşünmeyin. Yani bir yere gittiğiniz zaman gezeceğiniz yerleri düşün. Ben orada ne yiyebilirim diye düşünmeyin gibi. <laughs> Bunu zaten açtığınız zaman ne kadar mutlu olduğunu göreceksiniz. Çünkü e baktığınızda yemekle mücadele ederseniz aslında nefsani noktasında da nefis terbiyesi de yapmış oluyorsunuz. Ya, biz yap yapmıyoruz tabii. Muazzam sürekli. Etkiden. buradan bir şeyler yollayarak aslında nefs terbiyesini de Yani biz her zaman tok kalalım, hiçbir zaman aç kalmayalım. Bizim midemiz tok olsun. Hatta böyle o kadar dolsun ki arkasından böyle bir tane maden suyu içelim de bizi rahatlassın. Ya böyle aslında şey oruç var. bizi bu anlamda terbiye evet. ediyor. Ramazan dışında da. Evet. E, oruç tutulması zaten tavsiye edilen evet, bir şey. Kesinlikle. Haftanın belli günleri aslında tutulacak oruçlar. Evet. E, Değil mi pazartesi perşembe. Evet, Efendim ne evet, kadar güzel tavsiye evet. etmişsiniz. Pazartesi perşembe oruçları tutalım. Dinlendiriyoruz orada mideyi. Ya böyle bir şey olamaz. Başka yani şu ne an var? hakikaten öyle. Yani danışanları mesela bazen diyoruz ki tek öğün beslen. Akşama doğru beslen. Ondan sonra işte gün içerisinde şöyle bir genel bir açlığın olsun. Niye? Otofaji dediğimiz olay oluyor. Yani kötü hücreler orada birbirini yiyor. Aslında istediğimiz şey bu. Kanser hastaları mesela. Kanser hastalığının beslenmesinde biz neyi öneriyoruz? Bol bol yeme değil. İşte saat başı bir şeyler yeme değil. Açlık yapalım diyoruz. O açlıkta aslında o kötü hücreler bir temizlensin diyoruz. Bu çok önemli. Yani bu yavaş yavaş inşallah hayatımıza da geçecek ve insanlar inşallah fark edecek hı hı. bu noktada. Bir öğünü sindirmeden ikinci öğüne geçmemek lazım. O yüzden beş saatte bir beslenme hakikaten bizim için çok önemli. Ee, ve kabızlık noktası veya sindirim noktası yaşayan insanlar var biliyoruz evet. ki çok fazla. Çünkü neden? Bizim bağırsak sistemimiz bozulmuş durumda. Ben aynı zamanda fonksiyonel tıp diyetisyeniyim de. Yani bağırsaklarla daha çok ilgileniyorum. Yani bir danışan geldiği zaman ben seni nasıl zayıflatırımdan öte ya da zayıfı da nasıl zayıflarsan zayıfla değil mesele. Ben diyorum ki ya bu kişinin bağırsaklarını düzelteyim. Bu kişinin gaz şişkinliği problemi var zaten. Bu kişinin toksin yükü vücudunda. Hepimizde var. Neyi var? Haşimatosu var, emesi var, fibromyalisi var. Yani bunlar gen itibariyle vücuttaki toksin yükünün artmasıyla oluşmuyor mu? Şimdi bunlar vücutta var oldukça zayıflama ne kadar gerçekleşebilir ki? Hadi gerçekleşsin diyelim. Ben geri alıyorum. Yani insanların zaten en büyük handikabı bu. Yani o toksinleri vücuttan atmak gerekiyor. Birinci sağlıklı beslenmeyle oluyor bu. İkincisi de o aralıklı beslenmeyle oluyor. Yani orada biz vücudu aç bırakıyoruz ki vücuttan istemediğimiz şeyler. Kandida ya, kandida mantarı her insanın vücudunda var ama bazılarında daha fazla var. Salyaları akar, ee, öyle değil mi kaşıntıları olur, ee, depresyona meyilli olur kandida olan insanlar. Yani e, kurtulmak istiyorlar. Yani iç sıkıntıları olur. Düşünsenize bağırsağınızdaki bir mantar sizi depresyon yapıyor. Evet. İşte bunu temizlemek lazım. İkinci tanım, beyin diye o, pek, demiyorlar. Kesinlikle. E, yavaş yemek, yavaş çiğnemek gibi de adetleri yani. var mıymış peygamberimizin? Tabii ki. Yani bir lokmayı 20 kez çiğneyin diyoruz biz de şu anda modern tıbba göre <laughs> <laughs> tavsiyelerimizde. Efendimiz de çok yavaş yermiş, çok yavaş çiğnermiş. Bu noktada ağızda o mekanik sindirim yapmış oluyoruz. Ağızda o mekanik sindirim yaptığımız zaman mideye geçtiğinde zaten o kadar rahat sindiriliyor ki birçok kişi sindirim sıkıntısı olan, kabızlık sıkıntısı olan birçok kişi zaten ağızda çiğnemediği için oluyor. Hızlı yiyor. Evet. O yüzden ben danışanlara şey derim. Yani ilk sofraya oturdunuz, ondan sonra başlayacağınız şey salata olsun. Niye? Salatayı çiğnemeden yutabiliyor muyuz? Yutamıyoruz. Onu illa ki çiğneyeceğiz değil mi? Sonra ne oluyor biliyor musunuz? Ya hocam ben salatadan başlıyorum çiğnemeye. Tamam çok güzel. Bir süre sonra doyduğumu hissediyorum. Ve yemeğimi bitiremiyorum. Ne kadar güzel bir şey bakın. Yani 20 dakika sofrada oturun kuralı hakikaten çok önemli. 20 dakikada sofrada oturduğumuzda biz bir kase brokoli de yeriz. Bir kuzu da yiyebiliriz yani. <laughs> çok çiğnemezsek o bir kuzuyu da yeriz. Ve doyduğunu anlamaz. Çünkü o sinyal gitmiyor bir kere. O yüzden yavaş çiğneyelim. 20 kez, 20 kez o lokmayı çiğneyelim. Efendimiz'in sünnetini de gerçekleştirmiş olalım. Unuttuğumuz bir şey var mı sünnetlerde? Daha doğrusu şöyle sorayım. Horma dedik mesela en çok tükettiği ve sevdiği. Evet, evet. Bunun dışında hep yediği şeyler hı hı. var mı? Mesela inek etini çok önermezmiş Efendimiz. Daha çok kuzu eti tüketinlermiş. Yani onu da az tüketilmiş zaten yani. Efendimiz'in. Yaşadığı şartları biliyoruz evet, yani. Evet, evet. Hani e, çok hakikaten üzüyor ve yaralıyor. Açlığa mahzun edildikleri dönemler tabii, tabii, de var midesine, yani. Tabii e, tabii, bağlaması. Ba taş bağlaması, o taşla birlikte hakikaten karnının e, arkasına yapışmasını biliyoruz. Yani oradan efendimiz bu şekilde, bu şartlarda e, yaşamışken şu anda bizim kilo problemi yaşıyor olmamız hakikaten çok yaralıyor. Acı. Bir taraftan da o gazzeyi düşünüyoruz. Denize atılan yiyeceklere koşan. Ya. Bir bir var. Evet İnşallah Ramazan hepimizin kendimizi gerçek anlamda hesaba çektiği evet. bir dönem olur. Ee, Feride Hanım şu da karşınıza geliyordur değil mi? Ramazanı her anlamda nefis terbiyesi gibi görüp hı hı. E, o vücudu bir e, detoksa almak, arındırmak için kullanan da var. Tabii. İşte peygamberimizin sünnetlerine uyarak az yiyen, e, az beslenen, az tüketen... Her anlamda evet. ama bir de Ramazan'dan kilo alıp çıkanlar var. Ne oluyor orada Maalesef. ne yanlış yapılıyor? Aç kalma korkusu kıtlık korkusu kıtlık bizim bilinci. savaşlardan <laughs> gelen işte eski zamanlardan gelen eskiden bu kadar tabii nimet yoktu öyle değil mi? İnsanlar bir makarnayla bir çorbayla karınlarını doyururlardı hatta çok böyle e, geniş nüfuslu insanlar vardı o yüzden ne yerlerse o kardı oradan çok yemeğe alıştı insanlar. ...ta oradan geliyor. Atalardan Genetik hafızamız. Evet kesinlikle. O atalardan geliyor hakikaten. O kıtlık bilinciyle birlikte fazla yeme. Ben... Ee, ...doymak istiyorum. Yani tıka basa doymak. Aç kalırım. İki saat sonra acıkırım diye... ...insan fazla yiyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? İki saat sonra... ...acıkırım diye... ...o yemeği fazla yiyen insanlar var. Veya önündeki yemeğe bakıp... ...bu beni doyurmaz. Diyen insanlar. Halbuki bir yese ya bir başlasa... ...yani karnı doyacak belki... Ama o kodlama yapıyor. Burada da böyle bir hakikaten bilinçaltı <laughs> çalışması yapılması lazım. Yani Kesinlikle. E, okay. gerçekten. Kesinlikle. Orada kodlama var. Yani ne oluyor biliyor musunuz? Hmm, beslenme anlamında söylüyorum. E, i̇şte önündeki yemeği bu beni doyurmaz dediği zaten o doyurmaz. Ben bunu yedim iki saat sonra acıkarım dediği an acıkma, acıkır. Pardon acıkır. E, ve e, işte ben kilo veriyorum şu an ama zaten kilo alacağım. Mesela diyete başlangıçta hep öyle derler ya veya karşıdan öyle derler. İşte Tabii. yakın arkadaşınız da olabilir mesela. O yüzden diyete başlayınca kimseye, kimseye söylemeyin, söylemeyin diyor. Gerçekten çok ee, önemli. Enerji uzmanları çok doğru. Yani en yakın arkadaşınız bile olsa ya şimdi kilo veriyorsun, bu kadar izgi çekiyorsun ama zaten alacaksın. Bakın kodlanıyor bunlar. Bilinçaltımız açık bir kayıt cihazı gibi. Hepsi kodlanıyor. Ondan sonra e, ben hep şey söylerim. Psikolojide Pavlov'un köpeği örneği Koşullama var, klasik koşullama. Koşullanıyoruz ya. Orada koşullanıyoruz. Ya ben şimdi kilo vereceğim ama sonra geri alacağım. Bak böyle dersen alırsın. Frekans diye, çekim yasası diye bir ee, şey var yani ya hayatımızda. Kesinlikle, Zaten alıyorsun. Ramazanda hem iftar hem sahurda bunları asla yapmayın dediklerinizi bize şöyle bir sıra alayım maddeler Söyleyelim. halinde. Ramazanda sahurda özellikle. Sahursuz da yapabilirsiniz, sahur da yapabilirsiniz. Efendimiz bir kase hurmayla da sahur yaparmış bir bardak sütle veya normal protein ağırlıklı bir şey de yiyebilirsiniz. Daha çok kahvaltı tercih ediyoruz. Tabii da biraz daha sindirimi güzel ve kolay olduğu için. İşte yumurtanızı yiyebilirsiniz. Ben mesela yumurta ile peyniri çok birleştirmeyin. İşte sindirim sıkıntısı yapar derim ki öyle hakikaten. Yumurtayla peyniri çok birleştirmeyelim. E, i̇ki yumurta yiyebilirsiniz, yeşillik yiyebilirsiniz, e, işte ne bileyim çeri domates vesaire bunlardan tüketebilirsiniz. Zeytin tüketebilirsiniz, ceviz tüketebilirsiniz, avokado yiyorsanız avokado tüketebilirsiniz. Biraz daha bakarsanız eğer sağlıklı yağlardan da araya serpiştiriyorum. Bu biraz e, hem tok tutacak sizi Hı -hı. hem de sabah kalktığınız zaman o mide ağrısı gibi olayımız olmayacak. Veya e, kalktığınız zaman bol su içip işte ağzınıza biraz böyle ceviz, fındık, badem atıştırıp bu şekilde de yatırabilirsiniz. Hı -hı. Aynen öyle. Bu da olabilir. Veya işte çok duyarız biz bunu. İşte hocam ben üç tane hurma bir bardak süt içiyorum yatıyorum. O da olabilir. Yani sizin aslında mizaç noktasında böyle çekiyor. Yani onu yemek istiyorsun mesela. Hani onu yapmak istiyorsun gibi. İşte mesela ben sıcak mizaçlıyım. Baharat yediğim zaman rahatsız oluyorum biliyorum. Kaşıntım oluyor mesela. Kaşınıyorum ya baharat yediğim zaman. Vücudum daha çok pul pul dökülüyor. Ama baharat yemeği de seviyorum bir taraftan. Ama diyorum ki ya ben biraz e, işte e, bir öğün çok baharatlı beslendim. Diğer öğün e, böyle baharatsız, daha fresh. Yani soğuk besinlerle besleneyim ki ben biraz da bunu dengelesin böyle dengeleyeyim. Olay bu. Ee, onun dışında sahur bu şekilde yapabilirler. İftar asıl problem. İftar. İftar da zaten insanlar Pideler. alıyor. <laughs> bir de şunu demek istiyorum. Sahur kapatmadan önce en az iki saat sonra yatmalarını tavsiye ediyorum. Yani biraz daha sinirin kolaylasın. Ha. O zaman e, biraz daha erken kalkacaklar. Evet. Biraz erken kalkacaklar. Yani iki saat içerisinde işte o namaz kılma olayı veya işte Kur'an okuyacaklarsa Kur'an okusunlar veya bir dinlensinler bilmiyorum neler yaparlarsa orada bir iki saat bence yatmasınlar. Ee, o, o, o önemli. Yani o bizim mizaç noktasında da çok önemli hakikaten. Sindirim noktasında da zaten çok önemli. iftarda da şu oluyor. Hı -hı. Bayılıyoruz. <laughs> değil mi? Kendimizi böyle koltuğa evet. zor atıyoruz. Evet, aynı. Kimi yemeklerden öyle. sonra orada bir hata yapıyoruz, yapıyoruz. belli ki. Midemiz ağrıyor, değil mi? Mesela çok fazla yersek midemiz ağrıyor. Tabii i̇şte bir halsizlik, yorgunluk ay diyoruz bütün gün. Şey değil elbette. Evet. Yani bütün gün çok güzel geçirmişsin. Evet, evet, evet. Ee, ruhuna da uygun bir şekilde. Sonra çok yiyerek aslında orada da bence oruca halal getiriyor muyuz acaba diye düşünüyorum. Oruç nedir? Nefsi terbiye etmek değil mi? Yani e, aç kalanların halinden anlamak değil mi? Evet. Yani biz orada o açlığı hissetmek ve o açlık çeken insanların halinden anlamak, onu içselleştirmek, onunla terbiye olmak. Yani budur. Evet. Ama biz orada ne yapıyoruz? Hurra! Yiyoruz 3-5 çeşit. Ondan sonra tatlımızdan böreğimize, her şeyimize, içeceğimizden meyvemize. Ya ne kadar büyük ziyan. Ne kadar büyük aslında nefse aykırı. Tabii. Ne yapacağız? Yani olayın ruhuna aykırı geliyor olayın hep bana da. Olayın ruhuna aykırı. Aynen öyle. En ideal iftar ne? Nasıl başlıyoruz? Şimdi e, suyla veya tuzla. Efendimiz tuzla da iftarını açarmış. Öyle mi? Evet, evet. Yani böyle bir parça tuzu yalarmış Efendimiz. Ondan sonra e, iftarımızı açıyoruz. O da çok önemli. Yani e, tansiyonumuz Niye düşüyor acaba? ya. Tansiyonumuz düşüyorsunuz kalıyoruz çünkü. Tansiyon problemi yaşayabiliyoruz mesela iftar iftara kadar. Çünkü uzun saatler açız. Şimdi tuzu yaladığınız zaman sodyumdur o. Tansiyonu şöyle bir yerine getirir. az Kendinize getirir. Market tuzu değil ha. Yani markette işlenmiş gıda olarak geçen artık kimyasallardan bahsetmiyoruz. Evet. Canan Hoca'nın söylediği gibi Kristal kaya tuzu. En son yayınımızda Emin demişti. Vücudunuzun buna ihtiyacı var demişti. Evet, aynen öyle. Ee, bir bardak suyla veya tuzla ikisiyle de birlikte başlanabilir. Hiç sıkıntı yok. Bir tane hurma tüketiyoruz. Efendimizin sünnet olduğu için. Tamam. Bir tane hurma veriyorum. Hurmayı bu arada tek tüketmek sünnet. Tamam. Bir veya üç. O yüzden hurmalar genel itibariyle büyük olduğu için bir tane hurma da sabit tamam. kalın diyorum. Ardından burası çok önemli. Salatayla devam ediyorum. Tamam, güzel. Niye salatayla devam ediyoruz? Eğer Farklı bir besin gelirse karbonhidrat içerikli bir besin geldiği zaman otomatikman kan şekerimiz bir anda yükselir. Ve orada yediğiniz şeylerin yağ dönüşmesi daha kolay olur. ile tüketiyoruz kan şekerimizi yükseltmiyoruz. Ardından ne yapıyoruz? Birkaç e, çorba da içebiliriz orada yarım kase gibi. <laughs> bir 10 dakika ara veriyoruz. Bir namaz arası olabilir. Bir dinlenme arası olabilir. Bir evdekilere servis arası olabilir. İşte o anda beyni aslında <laughs> doydum sinyali evet. gidiyor. Gidiyor ve... Kan şekeri dengeleniyor. Kan şekeri dengele, denge haline yani regüle olduğu zaman sizin vücudunuz otomatikman hem şifahaniye dönüşüyor hem de e, yağ yakma mekanizmalarınız müthiş çalışıyor. Ardından geliyoruz ve ana yemeğimizi yiyoruz. İşte protein yiyebiliriz, sebze yiyebiliriz, kuru baklagil yiyebiliriz. Yani orada e, ne yapıyorsak evde e, bunları tüketebiliriz. Ee, bu şekilde sonlandırmamız Hiç lazım. Hiç güllaç yemeyelim mi? <laughs> Gidalım çok. Yani şu güllacı da Ramazan geldi mi canımız şeker bir Canım. daha çekmez. Bu da herhalde kodlu bir durum o, kafamızda kesinlikle. diye düşünüyorum. Yani Ramazan'la güllaç hakikaten kodlu yani <laughs> bilinçaltımızda o yerleşmiş. Ramazan gelince güllaç yenecek gibi. Ne demiştik biz e, sahur için? En az iki saat sonra yatalım. Hani sindirimiz tamam lazım. İftar için de aynı şey geçerli. Aslında Yaradan'ın yarattığı her şeyde bir hikmet Hikmeti var ya. Mutlaka. Teravih namazları var. Teravih namazı 20 rekattır. Ee, kıldığınızda ciddi hareket etmiş olursunuz. Ve sindirim çok rahatlamış olur. İşte buyurun. <laughs> teravih namazını kıldıktan sonra yani biraz baktığınız zaman biraz da zaman geçiyor değil mi? Orada yani teravih kılıyorsun. Tabii. Eve geliyorsun ya yani evde de kılabilirsin. Ondan sonra işte o anda bir alan açılıyor. İşte orada meyve veya gülle <laughs> <laughs> çarısı iftardan 2 saat sonra alacak aslında konuşacak çokça başlık var ee, Feride Hanım'ın e, Ramazan'ın dışında sağlıklı beslenme ve zayıflatma ile ilgili bambaşka metotları da var neleri kullanıyorsunuz çok böyle kısa kısa rezonans terapisi kullanıyor bölgesel, İştah kapama evet, özellikle evet, evet. bölgesel zayıflama var zaten yani diyet değil de daha çok sağlıklı beslenmeyi anlatıyor. Mizaca göre beslenmeyi size öğretiyor. Biz de ilk defa kendisiyle tanış iş olduk bu söyleşi evet, aracılığıyla. Evet, evet. Çok teşekkür ederiz ben verdiğiniz bilgiler için. Yine yeniden ve her zaman bekleriz. İnşallah artık burada da olacağız. Onun müjdesini de verelim oh, inşallah. İstanbul'a da geliyor. <laughs> Aynen öyle. İkinci şubemiz Ankara'dan sonra İstanbul'u açma niyetimizi aldık artık. Buraya da geleceğiz inşallah. Hakkınız hayırlısı olsun. Tamam, çok sağ olun. İzlediğiniz için de her zaman olduğu gibi sizlere teşekkür ediyoruz görüşebilmek dileğiyle hoşça kalın